Selamlar dostlar, bu videoda 22.000 TL'lik taşınabilir el konsolu Steam Deck'le hemen hemen aynı fiyatlara sahip sıfır masaüstü PC'yi karşılaştırıyoruz. Biliyorum ilk etapta kulağa bayağı mantıksız gelen bir karşılaştırma bu. Sonuçta bir tarafta sizin masanın başına kitleyen masaüstü bir PC var. Diğer tarafta da gittiğiniz her yere götürebileceğiniz bir tane bambaşka amacı olan bir ürün var, bir el konsolu var. Fiyatla başlayalım. Elimizdeki Steam Deck 256 GB hafızalı bir sürüm ve biz hepsi burada üzerinden bu ürünü 20.000 TL'ye satın aldık yaklaşık bir ay önce. Yanımda gördüğünüz bu kasada hemen hemen aynı fiyatlara sahip olabileceğiniz en iyi özelliklere sahip PC tarafında. Cihazların özelliklerine detaylı olarak girmiyorum. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Steam Deck doğal olarak bir mobil cihaz olduğu için ona göre donanıma sahip ve bu sebeple de kağıt üzerinde PC'ye karşı epey eziliyor. Hızlıca bir oyun testine geçelim ve bu donanımların sonuca ne kadar etkisi var, ne kadar iş yapıyor hep birlikte görmüş olacağız böylece. Önce PC ile başlayalım. Mevcut donanımın bize verdiği maksimum 1080p çözünürlükte açtım oyunu ve tüm grafik ayarları da en yüksekte. AMD'nin DLSS rakibi, oyunlardaki kare hızını arttıran teknolojisi FSR açık ve Ray Tracing de açık şekilde. Bu kurulumla ortalama 60 FPS aldığımızı görüyoruz. Ray Tracing'i kapattığımızda FPS'in minimum 90, maksimum 120'ye çıktığını görüyoruz. Bence bu fiyatta bir PC'ye göre oyunun da biraz eski olduğunu düşünürsek gayet akıcı bir deneyim var. Biraz aksiyona girince bu FPS değerlerinin daha altını görebiliriz ama bizi öldürmez. Ben daha adil bir kıyaslama olsun diye PC'de de Steam Deck'te de aksiyona dalmadım. Peki Steam Deck'te sonuç nasıl? Yine FSR açık şekilde cihazın verdiği maksimum 720p çözünürlükteyiz. Tüm grafik ayarları orta seviyede. Oyunumuzu oynarken 35 ila 49 FPS aldığımızı gördüm. PC'den sonra bu FPS değerleri gözüme çok düşük göründü açıkçası. Ancak bu ayarlarda bir el konsolunda alabileceğimiz en iyi değerler de bu. FPS'i biraz daha arttırmak için tüm grafik ayarlarını düşürdüm. Böylece minimum FPS 35'den 38'e, maksimum da ise cihazın sunabileceği üst sınır 60 FPS'e ulaştım. İşte bu sebeple bence Steam Deck 3A oyunlar için yeterli. Ancak tabii ki de bir PC akıcılığı sunmadı Spider-Man'de. Gelelim Cyberpunk'a. Steam Deck ile başlıyoruz. Yine maksimum çözünürlük 720p'de, FSR açık ve dengeli modda, Ray Tracing açık şekildeyiz. Grafikler ise Steam Deck'e özel olarak ayarlanmış Steam Deck modunda. Yani burada oyunu yapan şirket CD Projekt Red'in tıpkı konsollarda olduğu gibi bir optimizasyon yaptığını görüyoruz. Bu şekilde minimum 38, maksimum 48 FPS aldığımızı görüyoruz. Cyberpunk gibi daha yoğun detayların yer aldığı bir oyunda Spider-Man'de gördüğümüz maksimum FPS'i gördük yani. Bu da özel olarak yapılan Steam Deck modunun başarısını gösteriyor bize. Bence bu şekilde bu modlara sahip oyunları rahatlıkla oynayabiliriz Steam Deck'te. Cyberpunk ile PC tarafına geçtiğimde Steam Deck modunu burada da göstermek istedim size. Bu modu PC'deki maksimum alabileceğimiz 1080p çözünürlükte denerken minimum 71, maksimum 110 FPS aldık. Peki Steam Deck modu dışında bize neler verebiliyor bu bilgisayar? Hemen görelim. Grafik ayarlarımız en yüksek ve ultra'da ve yine 1080p çözünürlükteyiz. FSR açık ve dengeli moddayken Ray Tracing'de açık şekilde minimum 48, maksimum 57 FPS alıyoruz. PC'de sürekli 60 FPS ve üzeri FPS'e alışanlar için kurtarmaz bu sonuç ama sonuçta Steam'deki kıyasla daha iyi görüntü kalitesi alıyoruz. Gelelim rekabetçi oyunlarda neler yapabileceğimize. Bunun için CS2'yi seçtik. PC'de her şey bildiğimiz gibi ama bu oyunda FSR'yi kapattık. Tüm grafikler yüksek ayarlardayken 180 ila 240 FPS arasında değerler aldık. Grafikleri orta seviyeye çektiğimizde gözle görülür bir artış yaşamadık. Steam Deck tabii ki CS2 gibi rekabetçi oyunlara uygun bir cihaz değil. Zaten bunu oyunun arayüzünde de rahatlıkla görüyoruz. Bu testi sadece fikir vermesi adına yapıyorum bu sebeple. Yine 720p maksimum çözünürlükte, FSR kapalı ve tüm grafikler yüksek ayarlardayken en düşük 37, en yüksek 55 FPS aldık. Grafikleri orta seviyeye düşürüp FSR'yi dengeli modda açtığımızda en düşük FPS 37'den 48'e, en yüksek ise 55'ten 60'a yükseldi. Bir zamanların CS6 çakması flash oyunların tadını verdi bana, benden söylemesi. Bazı kullanıcılar 3A oyunları oynamanın çok da mantıklı olmadığını söylüyorlar Steam Deck üzerinde. Aslında mantıklı sebepleri de var buna ilişkin ama mesela Spider-Man gibi ağır bir oyunda şarjı cihazın en fazla 1,5 saat gidiyor. Ürünü denerken Steam Deck'in ortalama 2 saat, 2 saat 10 dakika gibi sürelerde de %100 şarja ulaştığını gördüm. Bu da her 1,5 saat Cyberpunk oynamak için ya da Spider-Man oynamak için 2 saat 10 dakika şarj beklemek demek. Ancak bu cihazı prize takılı bir şekilde kullanmayacaksanız geçerli. Ben bu batarya eksisine rağmen 3A oyunların gayet de rahat ve akıcı bir şekilde Steam Deck'te oynanabileceğini düşünüyorum. Genel kanının aksine. Steam Deck gayet iyi bir şekilde optimize edilmiş bir cihaz. Hatta çok daha iyi bir işlemciye sahip olan Windows 11 ile Legion Go'yu da inceledik. Ona kıyasla bile daha stabil hissettiriyor Steam Deck. Bu da Linux tabanlı özgün bir işletim sistemine sahip olmasının avantajı bence. Steam oyun satın alma konusunda tekel gibi bir konumda olduğu için
oyun yapımcıların da ağzını sulandıran bir cihaz. Bu da bence oyunların başarılı bir şekilde optimize edilmesini sağlıyor bu platforma. Bir diğer çok şikayetçi olunan konu da Steam Deck'in görüntü kalitesi arkadaşlar. Yani böyle sanat eseri kalitesine sahip 3A oyunların 800p çözünürlükteki bu ekranda çamura dönüşmesi üzücü bir deneyim gibi geliyor kulağa ama oyunlarda doğru ayarları yaparsanız bence çok geçerli bir durum değil bu. 800p standart bir 24 inçlik monitör için kulağa düşük bir çözünürlük gibi gelebilir. İşte burada atladığımız önemli bir detay var. Piksel yoğunluğu. Steam Deck'in ekranı bir PC monitörüne göre çok daha küçük olduğu için birim alana düşen piksel sayısı daha yüksek. Bu sebeple PC'de aynı çözünürlükte yaşanan bozulmalara Steam Deck'in ekranında şahit olmuyorsunuz. Daha düşük bir çözünürlük olduğu için oyunlarda donanımı daha az yoruyor. Bu da performansı yükseltiyor. Bu arada endişeniz olmasın. Steam Deck'te çoğu akıllı telefonda ve özellikle ev konsollarında gördüğümüz bypass teknolojisi var. Bu da şu demek. Cihaz şarjdayken kullanım yaparsanız, yani cihaz şarjdayken oyun oynarsanız batarya %100'e dolana kadar prizden gelen elektrik gücü doğrudan anakarta gidiyor. Yani araya bataryayı eklemiyor cihaz ve siz enerjiyi doğrudan prizden alıyorsunuz. Bu da tabii oyunların performansına önemli ölçüde etki eden bir etmen. Şimdi gelelim bence işin konfor tarafına. Bir masaüstü PC'nin sunacağı oyun konforuna hepimiz hakimiz sonuçta. Tabii böyle masayı, koltuğu, mousepad'i ayarlanabilir, monitör ayağı falan alıp konforu üst seviyelere çıkartmak mümkün PC oyunculuğu tarafında ama sonuçta masaya bağımlısınız bir kere. Bunu asla unutmamak lazım. Gayet bariz bir şey ama Steam'dekinde farkı işte burada ortaya çıkıyor. Dünyanın en büyük PC oyun platformundaki oyunları istediğin yerde oynama rahatlığı bence gerçekten de paha biçilemez bir konfor. Ha öyle toplu taşımada, arabada falan çok rahat edebileceğinizi söyleyemem ne yazık ki. Özellikle 3A oyunlar için bu geçerli. Oyun testinde de gördünüz. Yer yer bilgisayarları ağlatan 3A oyunları açabilen bir cihaz Steam Deck. Ama bu oyunlar normali biraz üzerinde odaklanma istiyor yapıları gereği. İşte bu yüzden hareket halindeyken tırnak içinde daha basit oyunları, yani Celeste olur, Hades olur, böyle basit oyunları tercih edince odaklanma sorununu da yaşamazsınız. Bu oyunlarla şarjı Steam Deck'in 3-4 saate kadar da dayanabiliyor. Ayrıca bu tarz taşıma durumlarına karşı Steam Deck'in yanında şöyle güzel bir çanta da geliyor. Sonradan alabileceğiniz kılıfları da var. Yani taşıma konusunda, kalabalıklara girme konusunda da endişeli olmamanız gerekiyor bence. Eğer böyle Steam Deck'te 3A oyun oynayacaksanız daha konforlu ve odaklanabileceğiniz bir alanda olmanız lazım. Yine koltuğa şöyle uzanıp bir Cyberpunk, Spider-Man, God of War falan gibi oyunları oynamak iyi bir deneyim yaşatıyor. Zaten bunun altını çizmiştim. Ancak bence Steam Deck'in geride kaldığı en önemli konu başlığı da hafıza meselesi arkadaşlar. Yanındaki bilgisayarda 512 GB'lık bir SSD varken Steam Deck'te 256 GB'la yetinmek zorundayım. Yüksek hafızalı seçenekleri de var ama onlar da pahalı. 1 TB olan seçenek 33.000 TL mesela. Ancak Valve bunu tavsiye etmese de laptoplarda kullanabildiğimiz mini SSD'leri hafıza yükseltmenin bir yolu olarak kullanabiliyoruz Steam Deck'te. Yani gidip 2000-2500 TL'ye 1 TB'lık SSD alıp bu Steam Deck'in içine kendiniz takabiliyorsunuz. O hafıza dezavantajı da bu noktada işte avantaja dönüyor bir anda. Steam Deck'e tıpkı PC'deki gibi Steam dışından oyun oynamanızı sağlayan emülatörleri de kurabileceğinizi hatırlatayım ben size. Mesela ben bu cihazın içerisine Epic Games ve PlayStation 1 simülatörü DuckStation'ı kurdum. Bu konuda da epey iyi iş yapıyor ve PC ile arasındaki bu farkı da kapatıyor. PC ile arasındaki farkı kapadığı önemli bir konu daha var. Onu da hemen göstermek istiyorum size. Steam Deck'e bir tane harici monitörü takabiliyoruz. Bir klavye, bir de fareyi takıyoruz. Hatta istersek Bluetooth ile kablosuz da bağlayabiliriz. Ve bu sayede PC ile arasındaki bir farkı da kapatmış oluyoruz. Ama bu donanımla alabileceğimiz maksimum performans belli. O yüzden bence masaüstü modunu PC tarafıyla kıyaslamaya hiç gerek yok. Piyasadaki diğer mevcut el konsolları Asus ROG Ally ve Lenovo Legion Go'dan da uygun fiyatlı bir ürün Steam Deck. Hatta Legion Go'nun yarı fiyatına satılıyor bu ürün. Bence el konsolları arasında ciddi bir seçenek olduğunu gösteriyor fiyatı sayesinde. Ancak Türkiye'de resmi garantili satılmaması biraz korkutuyor insanı ister istemez. Son olarak günümüzdeki oyunları açabilen Steam Deck'in 2 sene sonra özellikle böyle Unreal Engine 5'li hatta Ray Tracing'i bırakın Path Tracing destekli oyunlarda zorlanacağı çok aşikar bir durum. Ancak PC'niz olsa yanımdaki kasa gibi daha böyle ekran kartını, işlemcisini güncelleyerek yola devam edebilirsiniz. Bu da bence PC tarafının en önemli artısı. Diyelim ve artık videomuzun sonuna gelelim dostlar. Eğer cebinizde bu iki sistemden birini seçebilecek kadar paranız olsa siz hangisini tercih ederdiniz? Yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.